Dodo. Dodo, hadi herkes toplanmış, seni bekliyorlar. Ay patlama, sihirle gitmem 2 saniyemi alır. Önemli bir gün bugün, kimseyi bekletmemen lazım. Ne yapıyordun yukarıda? Peri televizyonum bozulmuş, onu tamir etmeye çalıştım, onu da beceremedim ya. Ay ne geniş kadınsın. Bu akşam aile yemeğinde doğacak torunumuza ne at verdiklerini açıklayacaklar. Sen burada Peri TV ile uğraşıyorsun. Ayol, Eda'nın doğacak bebeğine nasılsa benim adımı verecekler. Niye heyecanlanayım ki? Aa, o da nereden çıktı öyle? Bebek erkek olsaydı Yavuz adını Kendall koyacaktı. Kız olunca da Eda benim adımı koyacak tabii ki. Hiç sanmam. Ne Eda ne de Yavuz torunuma hayatta senin adını vermez. Aa, o niyeymiş o? Onlara çok çektirdin de ondan. Hem sonra senin ismin yaşlı ismi. Ay Kendall çok mu genç adı? En azından karizmatik. Hele bir başka at versinler, kıyametleri koparırım alimallah. Ben gidiyorum. Dur dur, ben? Aa, seni götüremem. O niye o? Bütün aile beraber yemek yiyeceğiz. Hele böyle bir günde orada olmak benim de hakkım. Eda'nın evi küçücük. Kalabalık edersin. Ay bir tek ben mi battım? Ben de küçücüğüm. Ayol görmüyor musun? Bak Betüşler de çocuklarını getirmemişler. Şimdi demezler mi? Kadın kendi geldiği yetmiyormuş gibi bir de köpeğini taşımış yanında diye. Ama ben köpek değilim. Doğacak torunun dedesiyim. Ne isim koymuşlar? Ben de söylerlerken orada olmak istiyorum. Ayol ne var bunda merak edecek? Tabii ki bebeğin ismi Dudu olacak. Dudu. Ama çok merak ediyorsan sihirli aynadan seyredebilirsin canım. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Bye. Ciao. Sen beni torunumun isim gününe götürmedin ya, alacağın olsun Dudu. Ben de sana yapacağımı bilirim. Öf anne ya. Nerede kaldı anneannem? Açlıktan öldü. Ay ben bakarım canım, dur. Anneciğim hoş geldin. Herkese merhabalar. Merhaba Dudu, hoş geldin. Ne haber damatlar? Sağ ol anne, iyiyiz. Biraz heyecanlıyız. Bakalım bebeğe verdiğimiz ismi duyunca ne diyeceksiniz? Ben çok merak ediyorum. Ne de olsa ömür boyu bu ismi taşıyacak değil mi? Biz de. Ay daha kimse bilmiyor mu bebeğin adını? Anneciğim adı üstünde sürpriz. Tabii ki kimsenin haberi yok. Yemeklerimizi yedikten sonra kadehlerimizi kaldıracağız ve bebeğimizin adını açıklayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Kızımıza dünyada en çok değer verdiğim insanın ismini verdik. Hadi ya. Dünyada en çok bana değer verdiğini bilmiyordum. Ne duruyoruz? Hadi buyurun sofraya. Hadi hadi geçelim. Anneciğim buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Babacığım buyurun. Ay ne güzel sofra. Hadi sen de yoruma geçelim. İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Torunuma isim verilecek, ben orada yokum. Bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl insafsızlık? Olacak şey değil. İyi geceler. İyi geceler Perihan. İyi geceler. İyi geceler. Senin niye öyle kulakların düşmüş bakayım Taceddin'cim? Yok bir şey canım, yok bir şey. Nereye bakıyorsun öyle masum masum? Anladım. Dudu seni götürmedi diye bir parça kırıldın, alındın değil mi? Evet, herkes orada, ben buradayım. Alınıyorum, kırılıyorum Perihan. Nihayet ben de o bebeğin dedesiyim. Aman aldırma be Taceddin'cim. Dudu işte, bilmez misin? Bazen böyle düşüncesizlikler yapıyor. Neyse boş ver. Bebeğine at koyacaklarını söylediler mi biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi söyleyecekler herhalde. Zavallı Dudu onun adını koyacaklarını sanıyor. Ne? Onlara o kadar çektirdin, senin adını koymazlar dedim ama dinlemedi. Burnu bir karış havada, çekti gitti. Ay dur Taceddin, açalım aynanın sesini de biz de duyalım. Evet, artık yemeğimizin sonuna geldik sayılır. Yeğenimin adını çok merak ediyorum, söyleyin hadi. Ayol ne var bunda bu kadar heyecan yapacak? Eninde sonunda. Öğreneceğiz. Nasıl bu kadar soğukkanlı oluyorsun Dudu, anlamıyorum. Eda, yoksa annene söyledin mi? Yok canım, olur mu öyle şey? O da herkes gibi burada öğrenecek. Aa evet evet, ben de bilmiyorum. Ama tabii bazı tahminlerim var. Aa bir dakika bir dakika. Önce bu güzel ismin, bu güzel çocuğa şans getirmesi için kadeh kaldıralım. Hadi evet. İşte büyük an. Kalk Yavuz.
Artık kızımızın ismini sizinle paylaşacağız. Öncelikle kendisine bu ismi verirken ona her yaşta yakışabilecek bir isim olmasına çok dikkat ettik. Ve sevdiğimiz birisinin anısını taşımasını istedik. Eda başta buna sıcak bakmadı ama daha sonra bana hak verdi. Ona kızımıza bu ismi koymaya izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı durun. Kızımızın adı... Toprak olacak. Toprak mı? Evet baba. Hem annemin adı. Olamaz. Bence de olamaz. Eyvahlar olsun. Dudu kıskançlıktan çatlayacak. Vah vah. Peri olduğu için tabii çatlamayacak ama... neler yapacak orasını ben bile kestiremiyorum. Yazıklar olsun! Anne! Lütfen kendinize gelin. Anne ne kadar güzel bir isim. Niye şimdi yazıklar olsun diyorsunuz? Madem koya koya o rahmetli annenin adını koymuşsun... benim de adımı koysaydın. Hayır istemem. Anneciğim niye alındın şimdi? Hem ileride bir bebeğimiz daha olursa... ona da sizin isminizi veririz. Ben neden ikinci sırada oluyorum? Anneciğim çünkü sen hayattasın. Benim de adımı verin. Benim de anımı yaşatın istiyorum. Anne siz anı falan olamazsınız. Siz ölümsüzsünüz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Anne bakın böyle bir günde ne olursunuz bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Toprak da kimmiş canım? Toprak kim? Kimin neyin nesi? Niye benim adımı vermezler? Rahmetli eşim için böyle konuşmasan Dudu. Kırılıyorum. Anneciğim bir dahaki çocuklarına sizin adınızı verirler. Bakın ne olursunuz şu güzel aile emeğini mahvetmeyin. Hem ne malum ikinci bir çocuk yapacaklarım. Ben birine zor razı oldum. İkincisi ne demek? Asıl bu ne demek? Ha, bu gece kızlarıma sizin gibi şapşallara verdiğim için pişman oldum demek. Anne. Anne. Annem anne demeyin bana. Annem anne demeyin bana. Damat bozuntuları. Sizler bozdunuz kızlarımın huylarını. Sizlerle evlenmemiş olsalardı sizin annenizin adını değil benim adımı verirlerdi. Bıktım usandım artık. Bıktım sizden. Hay Allah. Ne oldu şimdi? Çocuklar gidin özür dileyin. Toruna onun adını da verin bari gönlü olsun. Dediklerini duydum baba. Bir daha onu görmek istemiyorum. Ben de görmek istemiyorum Betüş. Eyvahlar olsun buraya dönüyor. Ay içimden bir ses bu gece ortalık fena karışacak diyor. Ay, iyi ki buraya uğramışım. Bir felaket olursa anında ölürüm. Bence de bu öfkeyle kim bilir damatlara ne sihirler yapacak. Başa çıkılmaz onunla artık. Taceddin en iyisi ben görünmez olayım. Beni burada görürse sihir yapmaz gitmemi bekler. Ben yokken yaparsa da yakalayamam. Evet evet sakın görünme ama gene de kaybolma buralarda ol Perihan. Tamam. Geliyor geliyor kaybol. Duydun herhalde Taci. Duydum. Delireceğim. Kıza kimin ismini vermişler? Ben bir yorum yapmaya korkuyorum. Benim de kellemi uçurursun. Yorum yok. İsabet olur. Kapat çeneni ve orada otur. Ben sihir yaparken de gözümün önünden ayrılma. Yoksa hemen Perihan'a yetiştirirsin. Bari ne sihir yapacaksın onu bileyim. Sadık'la Yavuz'u balığa çevireceğim ve denize atacağım. Akılsız kızlarımız da kocalarıyla birlikte olmak isterlerse artık deniz kızı olmak zorundalar. Ya da bir seçenekleri daha var. Anne babalarının şatosuna dönüp benim onlara bulacağım peri kocalarla evlenmek ve dizimizin dibinden ayrılmamak. Sihiri buldum işte. Yapayım da gör. Hayır Dudu. Sakın yapma.
Ay Perihan, sen nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sihir yapıp yapmayacağını merak ediyordum. Olanlardan haberin var o zaman. Evet var. Çocukların bebeklerine istedikleri adı vermekte özgürler. Bu sana sihir yapma hakkını vermiyor. Perihan, lütfen bu işe karışma. Elbette karışacağım. Perihan, sihir yapmayacaksın. Bir anneanne olarak çocuklarına tabii ki alınabilirsin, gücenebilirsin. Ama bunların hepsi gelip geçici şeyler. Evlatları üzmeye değer mi hiç? Ne vardı sanki gidip o şapşallarla evlenecek? Torunuma bir faninin adını koyuyorlar da benim adımı koymuyorlar. Olacak şey mi bu? Perihan, sen istediğin kadar bana engel olmaya çalış. Sen gittikten sonra ben gene de bildiğimi okuyacağım. Ah, iyi ki bunu söyledin Duducuğum. Aklın başına gelene kadar, sinirlerin yatışıncaya kadar bütün sihirlerini senden geri alıyorum. Gidip gelmek gibi ufak tefek sihirlerin dışında hiçbir sihir yapamayacaksın. Oh, bunu bana yapmayacaktın Perihan. İşte bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Eda ile Betüş'ün yanına. Kim bilir senin yüzünden ne kadar üzülmüşlerdir zavallılar. Bunu sana ödeteceğim Perihan. Dudu, sakin ol. Sen de sus, konuşma. Kaybol gözümün önünden. Ay. Aman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.